Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Önemli bir gelişmeyle başlayalım. Birleşik Arap Emirlikleri'nde öncelikle Abu Dhabi Sanayi Bölgesi'nde akaryakıt tankerlerinin İran yanlısı Husiler tarafından hedef alındığı duyuruldu. Daha sonrasında Yemen'de İran destekli Husiler drone saldırısının sorumluluğunu resmi olarak üstleniyor. Husiler ilerleyen saatlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki saldırının detaylarını açıklayacaklar. Dakikalar önce BAE medyası Abu Dhabi Havalimanı'nda patlamaları olduğunu da ifade ediyor. Daha sonrasında El Arabiya'ya göre 3 tankerde çıkan yangının ikisi söndürüldü. Koalisyon Sana'da çok sayıda kamikaze drone hareketi gözlemledik açıklamasında da bulunuyor. Bununla ilgili Abu Dhabi'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok sayıda görüntüde sosyal medyada servis ediliyor. Dubai polisinden de açıklama geldi. 3 ölü, 6 yaralı var şeklinde Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki son duruma ilişkin resmi bilgileri aktarmış olduk. Olaylar çok sıcak. Dolayısıyla bu sayı artabilir de. Bununla ilgili Birleşik Arap Emirlikleri medyasında İran'a yoğun öfke olduğunu da söyleyelim. Olay çok sıcak olduğu için yeni gelişmeler olduğunu aktarmaya devam edeceğiz. Diğer haberlerimize bakalım. Nazarbayev'in yeğeni Samet Abişin, Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi'nin ilk başkan yardımcısı görevinden alındığı duyuruldu. Yine KNB eski başkanı Kerim Masivov'un kuzeni Pavlodor bölgesi polis şefi de istifa ettiğini duyuruyor. Kazakistan'da aile rejimi yavaş yavaş çöküyor. Bu kapsamda çok sayıda Nazarbayev'in akrabası gerek istifa ediyor, gerekse de görevden alınıyor. Diğer haberimiz güzel bir gelişme. Özbekistan'ın güneyinde yeni bir gaz sahasının keşfedildiği duyuruldu. Tahmini 4 BCM rezervi olan bir bölgeden bahsediyoruz. 17 Ocak'ta terk edilmiş Yangi Arık 1 kuyusunda metrelerce gaz ve 64 bin ton gaz yoğunlaşması keşfedildi. Kuyuda üretimin arttırılması için çalışmaların devam ettiği de ifade ediliyor. Daha önce Özbekistan gaz ihracatını durdurduğunu ve nüfusun ihtiyaçları da dahil olmak üzere kendi ihtiyaçları için gazı kullanacağını da duyurmuştu. Bunun dışındaki haberlerimizi aktaralım. Rusya İdlib'de saldırmaya devam ediyor. Bununla ilgili detaylara bakalım. Rus Havacılık Kuvvetleri'nin İdlib'de geniş çaplı saldırılar düzenlediği duyuruldu. Rus medyasındaki habere göre işgalci Rus ordusunun bombardıman uçaklarının Suriye'nin İdlib ilindeki Türk yanlısı gruplara hava saldırısı düzenlediği ifade ediliyor. Rus medyası Türk militanlar şeklinde kelime kullanmış. Yine Esad yanlısı Suriye haber ajansına göre vakum bombası kullanıldı. Sonuç olarak çok ciddi kayıp oldu şeklinde üzücü gelişme paylaşılmış. Yine dün pazar günü Rus savaş uçakları Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'in güneyinde muhalif grupların mevzilerini hedef aldı. Özellikle Cevel Zaviye bölgesinde yer alan Khan Safra ve El Fatiha şehirlerini birbirine bağlayan bölgeden yoğun dumanlar görüntüleniyor. Son olarak şu cümle kullanılmış. Ön verilere göre Rus askeri havacılığının saldırıları militanların Suriye ordusunun pozisyonlarına yönelik saldırısına bir yanıttı şeklinde. Tabii ki burada militan ifadesinin Rus basınına ait olduğunu da hatırlatalım. Bunun dışındaki haberimiz Suudi Arabistan ordusu son dönemde tatbikatlarını yoğunlaştırmış durumda. Bununla ilgili görüntüler Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından servis ediliyor. Şu cümle kullanılmış. Kitle imha silahlarının neden olduğu krizleri yönetmek için Suudi-Amerikan ortak tatbikatı başladı şeklinde yeni bir tatbikatın başladığı Suudi Arabistan Kraliyet Ordusu tarafından duyuruluyor ve buna ilişkin kısa bir de videonun servis edildiğini söyleyelim. Yine Suudi Arabistan'la Mısır ordusu arasında yapılan tatbikat devam ediyor. Bununla ilgili Mısır Silahlı Kuvvetleri ile Suudi Arabistan arasındaki Tebuk 5 tatbikatından görüntülerde yine Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından servis ediliyor. Bu haberi de aktarmış olduk. Diğer haberlerimizi aktaralım. Suriye ile ilgili şunu söyleyelim. İlginç bir video servis ediliyor. İdlib Suriye'de Esad Sniper Vur Beni şarkısını söyleyen bir asker daha sonrasında Türk keskin nişancı mermisi tarafından hedef alınıyor.
Burada Esad yanlısı bir kişinin ordumuz tarafından hedef alındığı görüntü servis edilse de bunu paylaşmıyoruz. Şunu da söyleyelim, bu kişi vurulmuyor, mermi yakınına düşüyor. Diğer haberlerimizi aktaralım. Dünyanın birçok bölgesinden haberimiz var. Çin ekonomisinin 2021'de %8.1 büyüdüğü duyuruldu. 2021'deki son çeyrek büyümesi ise %4 ile beklentinin altında kaldı. Yıllık büyüme beklentileri ise beklenen rakamın üzerinde. Çinli yöneticiler 2021 büyüme beklentisini %6 olarak açıklamışlardı. Çin'in 2021'de gayri safi yurt içi hasılası 114.34 trilyon yuan, yani yaklaşık 18 trilyon dolar olarak belirtiliyor. Yine Suriye'de işgalci Rus güçleriyle Esad ordusu arasında Halep kenti yakınlarındaki eğitim tesisinde Stryla 2 omuzdan ateşlemeli hava savunma sisteminin kullanımına yönelik ortak tatbikat gerçekleşiyor. Türkiye Cumhuriyeti Malezya Büyükelçisi'nin Malezya Sağlık Bakanı'yla görüştüğü duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan basın duyurusunda NATO Daimi Görev Grubu 2'nin sancak gemisi İtalyan fırgatini ITS Margotini Aksas Limanı'nı ziyaret ediyor. Ziyaret kapsamında NATO Daimi Denizcilik Görev Grubu 2 Komutanı Mauro Panebianco ile Aksas Deniz Üssü Komutanı arasında görüşmenin gerçekleştiği de ifade edilmiş. Bununla ilgili görüntüler servis ediliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere Tiran'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından resmi törenle karşılandı. Afganistan'da Taliban ve önceki hükümet güçleri arasında süren çatışmalar nedeniyle Herat vilayetine göç etmek zorunda kalan yüzlerce aile, sert rüzgarlarla devrilen, yağmurda su alıp çamura bulanan yazlık kamp çadırlarında çocuklarıyla hayata tutunma mücadelesi veriyor. Anadolu Ajansı muhabiri kentte çadır kamplarda yaşayan Afganların yaşam koşullarını görüntüledi. Özellikle yaz aylarında şiddetlenen çatışmanın etkisiyle Faryab, Batgis, Para ve Gor gibi çevre vilayetlerden Herat'a göç edip şehrin çeperlerine sığınan çoğunlukla Tacik ve Hazar olan Afganlar, Taliban yönetimi ve uluslararası kurumlardan yardım bekliyor. Son haberimiz, El Salvador'un başkenti San Salvador hükümetiyle Farabundi Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi arasında barışı sağlayan Kapultek Barış Anlaşması'nın 30. yıl dönümünde hükümet karşıtı protestolar düzenleniyor. Bununla ilgili görüntüler servis edilmiş. Evet dostlar, ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda gelişmeyi aktarmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.